Doğu Afrika belki de son günlerde yaşanan gelişmelerle Afrika gündeminde Sahel bölgesinin de önüne geçmiş durumda. En son olarak Etiyopya'nın denize çıkış arayışlarında Somaliland'la imzaladığı mutabakat zaptının bölgedeki gerilimleri tırmandığı da görülüyor. Bunun dışında tabii bir de Etiyopya'nın inşa ettiği Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'ndan kaynaklı riskler de bölgede kendisini gösteriyor. Dolayısıyla Mısır ve Etiyopya başta olmak üzere Sudan'ı da kapsayan Nil suları dahilinde mevcut bir kriz de aslında günümüzde mevcut. İşte bugün sizlere Doğu Afrika'da ve Afrika boynuzunda yaşanan bu gelişmelerin özellikle Mısır ve Etiyopya perspektifinden nasıl algılandığını anlatmaya çalışacağım. Ben Tunç Demirtaş, hazırsanız 10-10 başlıyor. Aslında baktığımızda Mısır bir Afrika ülkesinden çok Orta Doğu ülkesi olarak zihnimize beliriyor. Ama Mısır aynı zamanda coğrafi olarak bir Afrika ülkesi. Kuzey Afrika alt bölgesel sisteminde yer alan Mısır açısından Doğu Afrika oldukça önemli. Aslında Doğu Afrika'nın bu kadar önem arz etmesinin en temel sebebi ise Nil Nehri diyebiliriz. Mısır ve Etiyopya bu konuda Etiyopya'nın kalkınma için oldukça gerekli olduğunu söylediği bu Büyük Etiyopya Rönesans Barajı konusunda bir mücadele içerisinde. Aslına bakacak olursak Mısır bu baraj nedeniyle Nil sularındaki payının azalmasından da korkuyor. Ve bu nedenle Nil Nehri üzerindeki mücadele Doğu Afrika'nın Mısır açısından önemini de artırıyor. Tabii bölgesel olarak Mısır'ın öne çıkacak herhangi bir aktör karşısında dengeleme için Somali, Sudan ve Güney Sudan gibi ülkelerle Etiyopya'ya karşı işbirliği yaptığını görebiliriz. Mısır, Afrika ekonomisi açısından en büyük güçlerden bir tanesi. Hatta Mısır'ın Nijerya ve Güney Afrika ile beraber Afrika'daki ilk 3 ülke içerisinde yer aldığını söyleyebiliriz ekonomik açıdan. Ve baktığımızda bu 3 ülkenin milli gelirinin toplamı Afrika kıtasında yer alan diğer 51 ülkenin milli gelirinin neredeyse tamamına eşit durumda. Tüm kıta genelinin gayri safi yurt içi hasılasının %49'u bu 3 ülke tarafından oluşuyor. Aynı zamanda Mısır'ın 400 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılasında Süveyş kanalından elde edilen gelirler de önemli rol oynuyor. Ve bu nedenle Süveyş'in açıldığı noktalardan bir tanesi olan Kızıldeniz'in güvenliği Mısır için oldukça hayati öneme sahip. Hatta daha spesifik bir örnek verecek olursak, geçtiğimiz yıl verileri itibarıyla Kızıldeniz rotasında Süveyş kanalını kullanan her bir gemi Mısır ekonomisine yaklaşık 350 bin dolar gelir bırakıyordu. Yani Süveyş kanalı 3 gemi geçtiği zaman Mısır 1 milyon dolardan fazla bir gelire ulaşmış oluyordu. Bu nedenle Kızıldeniz'in herhangi bir kısmına meydana gelecek olumsuzluk Mısır ekonomisine oldukça kötü etki etmektedir diyebiliriz. Ve aynı şekilde Kızıldeniz'in güneyinde yer alan Babil Mendeb Boğazı ve yine aynı şekilde Aden Körfezi'nde yaşanan istikrarsızlıklar Kızıldeniz güvenliği üzerinden Mısır'ı ekonomik olarak önemli ölçüde etkileme kapasitesine sahip. Mısır tatlı su ihtiyacının neredeyse tamamını Nil Nehri'nden sağlıyor. Ve yine Mısır ekonomisi için Nil oldukça önemli demiştim sizlere az önce. Özellikle tarımsal faaliyetler konusunda bunun önemi çok daha fazla kendisini gösteriyor. Yine bununla beraber Nil suları Mısır'ın kendi hidroelektrik santrali olan ve Aswan Barajı'nın aslında rezervuarı olarak Nasır Gölü'nü doldurmak için de kullanılması mümkün. Yine Mısır ve Etiyopya arasında bulunan Sudan'da büyük ölçüde Nil Nehri'nden gelen suya bağımlı durumda ve bununla beraber Nil sadece Mısır için önemli değil. Mısır için olduğu kadar Etiyopya açısından da Nil Nehri'nin önemi oldukça büyük. Kaldı ki Nil Nehri'nin %80'i Etiyopya sınırları içerisinde doğuyor ve Nil dünyanın en uzun nehirlerinden bir tanesi. Ancak Etiyopya Nil Nehri'nin sadece %3'ünden faydalanabiliyor ve bu barajın 2011 yılında inşaatına başlandığı zaman ülkeler arasında anlaşmazlık da aslında başlamıştı. Sonrasında 2015'te Mısır, Sudan ve Etiyopya bir anlaşma imzaladı. Ancak anlaşmaya çok fazla uyulmadı ve zaman zaman ülkeler arasında çatışma risklerinin ortaya çıktığı da görülüyordu. Son olarak Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında sürdürülen müzakerelerin 4. turundan sonra Aralık 2023'te sonuç alınamaması sebebiyle Mısır'ın anlaşmadan çekilmesi söz konusu olmuştu ve Mısır müzakere masasından kalkmıştı. Nil'in ana kolu Mavi Nil'in Etiyopya'daki Tana Gölü'nden doğduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak barajı inşa etmenin kendi hakkı dahilinde olduğunu savunuyor. Ve bu kol yani Mavi Nil, Nil Nehri sularının %85'inden fazlasını sağlıyor aslında. Ve nehrin geri kalanı Victoria Gölü'nden doğan Beyaz Nil kolundan geliyor. Ama Mısır'ın Büyük Rönesans Barajı ile ilgili endişelerini ülkenin varoluşsal güvenliğine yönelik bir tehdit olarak nitelendirmesi bölgede gerilimi ve çatışmayı artırıcı bir unsur olarak aslında ortaya çıkarıyor.
Nil Nehri'ni %85 besleyen Mavi Nil Nehri kolunun mutlak kontrolünün kendisine ait olduğunu iddiasında da ısrar etmesi aslında bu sorunun devamladığını günümüzde ortaya çıkarıyor. Ve en son Etiyopya'nın bu barajın ikinci su tutma işleminin başlayacağını ilan etmesi, Sudan ve Mısır'ın Etiyopya'ya sert tepkisine de neden olmuştu. Hatta bazı kaynaklar Mısır ve Sudan'ın Etiyopya'ya ait olan baraja yönelik saldırı gerçekleştirme ihtimalini bile yazmıştı diyebiliriz ve böyle bir hamlenin olması ihtimali bile bölgedeki gerilimi çok daha fazla tırmandıracak potansiyele sahip. Hatta tırmanmanın ötesine geçerek çatışmanın başlamasına bile bu girişimler sebep olabilir. Şimdi haritayı gözümüzün önüne bir getirelim. Mısır, Sudan, Etiyopya hattı ve güney ve güneybatıdan çevrileyecek şekilde Somali, Kenya ve Güney Sudan. Mısır son dönemde Somali'nin yanı sıra Güney Sudan'la işbirliğini de artıran bir pozisyonda. Mısır ve Güney Sudan, Büyük Etiyopya Rönesans Barajı'nın doldurulması ve işletilmesine karşı bir araya gelerek bu konuda bağlayıcı ve dengeli bir hukuki anlaşmaya varılmasının önemi üzerinde mutabaka vardıklarını da açıklamıştı. Petrol, tüm dünyanın aradığı gözde enerji kaynaklarından bir tanesi. Buna sanırım kimse karşı çıkmayacaktır ve bulunduğu bölgeye birçok hayallerinin ötesinde zenginlik kazandırmakla birlikte birçok acıyı da beraberinde getiren bir enerji kaynağı aslında. Ancak su, yerel halk için daha da önemli olan sıradan bir kaynak gibi gözükse de varoluşun aslında temel bir taşı olarak bulunuyor. Çünkü su olmazsa yok olma durumu ortaya çıkıyor. Yani Nil Nehri'nin önemi aslında bölgede aynı zamanda varlığın devamlılığı için oldukça önemli. Ve Nil Nehri'ni kontrol eden devletin güçlü olması da kaçınılmaz olacaktır. Dolayısıyla bu kapsamda Mısır, Nil Nehri'ne varoluşsal bir mesele olarak bakıyor ve Mısır, Nil'in bir armağanı olarak nitelendirilmesi de günümüzde söz konusu. Ve aynı Mısır, varoluşsal hidrolojik sorunu en fazla öne çıkan ülkeler arasında da yer alıyor. Etiyopya ise bu nehrin kendi topraklarında doğduğunu ifade ederek Nil'den haklı olarak faydalanmak istediğini söylüyor. Tabii ki ne olacağı bilinmez ama Etiyopya ve Mısır'ın hatta Sudan'ın bu konuda bir anlaşmaya varması bölgenin güvenliği açısından da oldukça önemli. Bu noktada Etiyopya'nın özellikle kuraklık dönemlerinde suyun akışına izin vermemesi, Sudan ve Mısır için hayati sorunlara yol açması oldukça muhtemel. O yüzden Etiyopya'ya olan güvensizlik özellikle Mısır'ı bu noktada tedirgin ediyor diyebiliriz. Dünyanın savaştan en çok zarar gören bölgelerinden bir tanesi Afrika boynuzu ve bu Afrika boynuzu bölgesinde yeni bir çatışma riski belirmiş durumda. Bu konuda da Mısır ve Etiyopya'nın farklı taraflarda yer aldığını söylememiz gayet de doğal ve mümkün. Etiyopya'nın denize çıkışı için Somaliland'la mutabakata vardığını yılın ilk günlerinde aslında görmüştü. Ancak bu durum karşısında başta Somali hükümeti kendisini görmezden gelen mutabakat zaptına tepki göstermişti. Mısır da bu sorunun karşısında Somali'nin toprak bütünlüğünden yana olduğunu söylemiş ve Somali'ye yönelik herhangi bir tehdide izin vermeyeceğini de açıkça bildirmişti. Ayrıca Somali, Arap Birliği üyesi olan bir devlet ve bu durum Somali'nin kendisine yönelik bir saldırı olması durumunda herhangi bir tehdide karşı ortak savunma konusunda Somali'ye de güç veriyor. Dünyada birçok farklı bölgede krizlerin yaşandığı bu dönemde halihazırda Doğu Afrika'da Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Nil Nehri'nden kaynaklı bir sorun da zaten bulunuyordu demiştik. Ve bu soruna bir de Etiyopya'nın Somali hükümetini göz ardı ederek federal bir devlet olan Somali'nin Somaliland bölgesiyle Etiyopya'nın denize çıkış için yaptığı bu mutabakat zaptından kaynaklı sorun eklendi. Dolayısıyla bu girişimin bölgede yeni bir sorunu ve çatışma riskini ortaya çıkardığı da oldukça aşikar. Somaliland her ne kadar bağımsızlık talebinde bulunuyor olsa da günümüzde uluslararası sistemde BM tarafından bir parçası olarak yer alıyor Somaliland. Dolayısıyla Somali topraklarında bir anlaşma ya da mutabakat zaptı imzalanacaksa bunun Somali'de merkezi hükümetle imzalanmasının gerektiğini söylememiz gerekiyor. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin Somali ile yapmış olduğu savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması gibi. Somali Kızıldeniz'e giden yolda Hint Okyanusu ve Aden Körfezi üzerinde bulunan topraklarıyla aslında çok büyük bir jeopolitik ayrıcalığa sahip. Somaliland'ın Somali'den ayrılmak istemesi söz konusu olursa Somali'nin Aden Körfezi'ndeki bu ayrıcalığının ortadan kalkması söz konusu olacak. O nedenle Somali egemen bir devlet olarak bu duruma müsaade etmeyeceğini ve egemen olduğu topraklarda başka bir devletin de kendisinin izni olmadan topraklarında faaliyet göstermeyeceğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Somali'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini hiçe sayan bu mutabakat zaptının bölgesel gerilimleri artırması artık kaçınılmaz. Çünkü bu mutabakat zaptı Somali'nin egemenliğine ciddi bir tehdit niteliğinde. Kaldı ki Afrika'da 34 tane farklı ayrılıkçı hareketler bulunuyor.
ve böylesi bir girişim kıtadaki aktif ayrılıkçı hareketi etkileyebilecek potansiyele sahip. Yine buna ek olarak Etiyopya ve Somaliland arasında imzalanan mutabakat zaptı, Afrika boynuzunda yer alan Eritre, Sudan, Kenya ve Cibuti başta olmak üzere bahsi geçen tüm bu ülkelerin iç yapılarındaki çok kritik ve hassas dinamikleri de harekete geçirebilme potansiyeline sahip. Dolayısıyla bölgede bu tarz girişimde bulunmadan bölgenin hassasiyetlerini dikkate almak bölge güvenliği açısından da oldukça önemli. Doğu Afrika belki de son günlerde yaşanan gelişmelerle Afrika gündeminde Sahel bölgesinin de önüne geçmiş durumda. En son olarak Etiyopya'nın denize çıkış arayışlarında Somaliland'la imzaladığı mutabakat zaptının bölgedeki gerilimleri tırmandığı da görülüyor.